Ay, saat kaç oldu? Hala kapıyı açamadım Perihan teyze. Ha, kim bilir sabahtan beri kimler gelip geri dönmüştür. Hayatım, böyle durumlar için birini bulsan çok iyi edersin. Sen yokken hiç olmazsa kafeyi o Ay, açar. olur mu Perihan teyze? Ben burada bütün siparişleri sihirle hallediyorum. Bir yardımcı tutarsam sonra her şey ortaya çıkar. Haklısın. Ben şimdi Sadık'ı arayıp annemin iyileştiğini haber vereyim. Sonra da Tarık'ı aramalıyım ki Eda ile burada buluşacaklarını söyleyeyim. Betüş, önce Tarık'ı ara. Eda biraz daha Dudu'dan gizli, onunla buluşacak, vakit kazanalım. Tamam. Amanım, tamam Betüş, hemen hazırlanıp geliyorum. Nereye? Sana ne? Sana ne? Eda ile buluşacağım. Eda Hanım annesini o halde bırakıp seninle mi buluşacak? Dudu iyileşmiş. Ha, iyi bari. Başka bir sorunuz yoksa ben gidip hazırlanayım efendim. Ama git, bana ne? Çok teşekkür ederim. Hayret bir şey ya. Artık eski halime döndüğüme göre eski Dudu'yum demektir. Eğer Tarık denen o faniyle görüştüğünü duyarsam sihirlerimden kork. Peki. Taci, ben yokken bu kıza sen göz kulak olacaksın. Peki. Eğer nutuklarınız bittiyse anneciğim, ben çıkıp biraz hava almak istiyorum. Zaten sabahtan beri olanlardan daral geldi. Nereye gidiyorsun? Arkadaşlarımla buluşacağım. Biraz kafamı dağıtmaya ihtiyacım var. Zaten sayenizde sevgilimden de ayrıldım. İyi, tamam. Git perilerle gez dolaş. Çok geç kalma. Ama o faniyle görüştüğünü duyarsam... Biliyorum anne. Hadi ben gidiyorum. Görüşürüz baba. Güle güle. Ay pek lezzetliymiş. Hayatım, herkese haber verdiğimize göre ben gideyim artık. Bir iki saat sonra gene gelip durumu bir kontrol ederim. Canım Perihan dedeciğim, her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim hayatım. Dostluklar bugünler için kızım. Ay, iyi ki periler heyeti başkanı sensin Perihan teyze. Aman be kızım, iyi bir peri olsun da kim olursa olsun. Bay bay. Aa, amanım, geldim Betüş. Hoş geldin Tarık. Hoş bulduk. Dudu teyzenin iyileşmesine çok sevindim. Biz de çok sevindik. Ne oldu? İyileşince izin verdi değil mi? Eda ile benim evlenmeme razı oldu ha? Nasıl ya? Sen bana telefon açtın, bir an önce kafeye gel dedin. Eda'nın seninle konuşacağı şeyler var dedin. Evet dedim. Ben de Dudu teyze durumu kabullendi zannettim. Maalesef. Eda benimle ne konuşacak peki? Onu benim söylemem doğru olmaz. Birazdan kendisi burada olur, o anlatır sana. Ben geldim. Eda. Dayanamayacağım artık. Kapıdan girdiğinden beri böyle kanat çırpıp yüzüme tükürüyorsun. Kendimi çok aşağılanmış hissediyorum. Öyle mi? Yapacağım anne. Yapacağım. Bak bakayım. Bak bakayım, karında uçabiliyor mu ha? Karın uçarsa dikkatini çeker mi acaba? Bak bakayım. Becerebiliyor muyum? Periler gibi oluyor mu anne? Ne olur dayanamayacağım, yapma ne olur Suzan. Yat kalk da ben sana bugüne kadar nasıl dayandım ona bir düşün Avni. Gözün sürekli dışarıda. Yok o uçuyormuş da, bu ışınlanıyormuş da. Ha, bari dedim ben de uçayım. Ben de uçarsam belki gözlerin gözlerime değer Avni. Suzan, bana öyle bakma, çok böyle delice bakıyorsun, beni korkutuyorsun. Tırlattın beni Avni, tırlattım. Farkında mısın? Senin gibi bir adamın karısı olmak gücümü gidiyor. Ya ben de uçuracağım ya da... Sana kıyamam kardeşim, kıyamam sana, kıyamam. Çekil, çekil, şefkat göster bana. Gider içeride tek başıma ağlarım da gelirim burada, tamam etmem. Anlayacağını anneme yemin verdim Tarık. Bundan sonra seninle gizli gizli görüşmek zorundayız. Ama neden? Söyledim ya işte, seni sevmedi. İşsiz olduğum için değil mi? En önemli sebep bu. Başka? Yok herhalde. O zaman derhal şimdi. Yok yok, yarın. Ya en iyisi pazartesi günü iş aramaya başlarım ben. Bana yardım edersin değil mi Betüş? Ederim tabii. Ama annem sakinleşinceye kadar ayrılmadığınızı bilmesin, tamam mı? Bu ikiniz için de kötü olur. Tamam. Ben şimdi gideyim. Annem merak eder. Senin ne olduğumu bilmiyor. Gitme dur. Ne olur. Hani bugün baş başa bir şeyler yapacaktık. O dün geceyi yaşamadan önceydi Tarık. Şimdi hem daha fazla burada kalamam, hem de dışarıda seninle görünemem. Annemin kulağına falan gider maazallah. Değil mi Betüş? Evet Edacığım, sen gitsen iyi olur.
aklından bile geçirme. Amanın, anladım. Sen bizi idare edebilirsin Betüş. Hayır, olmaz. Ne olur Betüş, ne olur, ne olur. Yok Eda, ısrar etme, yapamam böyle bir şey. Hadi, hadi, ne olur. Hadi Betüş. Lütfen. Ay, tamam peki. Ama bak, annem ararsa bizde yoksun. Şat, eve de çabuk dön, erken dön, merak etmesin. Anlaşılan ikinizle de işim olacak bundan sonra. Sağ ol. Hadi güle güle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.